büyük bir kaos var gibi gözüküyor. Nereye yolculuk? Yolculuk nereye? Yolculuk... The Alstead. Günübirlik Eskişehir'e gitmeye karar verdik. Günübirlik... Şimdi yalnız da o kadar çok teknolojik malzeme alacağız ki. Yani... Kameram. Uzak lensini de alayım mı? Ya tatlım bence alma. Yani çekmiyorsun çünkü uzak lensle pek bir şey yapmıyorsun. Ya o değil de bunu yanlış göndermişler. Normalde ben beyazından kalmadı diye siyahından aldım. Ama beyazından göndermişler. Çok ilginç ya. Uzaktan kumandalı. Çok tatlı. Dönüyor da. Şurası çok tatlı. Orayı çekmen lazım. Ha o remote kontrol. Bu işte uzaktan kumandası ve hem döndürebiliyorsun, açma kapama tuşu var, ondan sonra fotoğraf çekme tuşu var. Bir de hani zoom, yakınlaştırma ve uzaklaştırma da yapabiliyorsun. O güzel bir şey. Ama sanırım sadece Huawei telefonlarda çalışıyormuş diye duydum. iPhone'larda sanırım uyum sıkıntısı çekiyormuş. Minicik bir yıldız lazım buna. Şu şeyden aldığımız set. Benim vardı minicik bir tane yıldızım da. Hayat kurtarıcı bir ürün. Ver bana. Çok güzel ya. İyi ki gördün bunu. Miniso'dan aldık bu arada. Yoyoso. Yoyoso'dan mı aldık? Yoyoso'dan aldık. Aa pardon, Yoyoso'dan almıştım. Kameranın yönü değiştirmiş onu. Kameranın mı yönünü değiştireceğim? Evet. Hi. Şöyle göstereyim. Huawei'nin. Üstünde, üstünde senin DSLR'ı taşıyor. Onun için DSLR'ı takmayı deneyeceğim. 3100'ü de taşıyordu. Nikon'un herhalde ilk çıkardığı DSLR kamera olabilir. Ondan sonra... Şey gibi oldu. Kamera ekipmanlarım videosu. Çantamda ne var? Evet, müthiş bir şey. Çok güzel aydınlatıyor. Şuradan ayarını da yapabiliyorsunuz. Ve kameranızın üstüne şu alandan tutturabiliyorsunuz. Hatta bunlardan birkaç tane alıp şuralarında şöyle göstereyim. Şu kısımlarında takılabilecek alan var. Sağında, solunda, üstünde. Birkaç tane daha alıp kocaman bir yani evet, bayağı bildiğin Lightbox'a dönüştürebiliyorsunuz yani. Bu hayat kurtarıcı bir şey. Evet. Her feneri çakmak. Pil değiştirme ihtiyacımız olur mu? Pil daha yeni ama tonomide sesini almıyorum benim. Bence olmaz ya, sanmıyorum. Pil daha yeni çünkü. Olmaz, yeni çünkü. Ondan sonra kablolar, Type-C, yani Huawei kullandığından dolayı. Artık gerçi çoğu artık telefon değil mi? Type-C kullanıyor ama iPhone, Lightning, olacağı için micro USB. Ama bu da Huawei. Lens vesaire. İyi tamam, olacak koyacakmış orayı. It's mine. Benim de bir tane pembesi var. Ondan sonra
Powerbank'ler. Powerbank'ler. Evet, tamam, doğru. Sen onu al, benimki. Ondan sonra kart okuyucu. Type-C. Bu... Normalde benim bir tane daha böyle ahtapot tripodum vardı. O bunun yani tutacak kısmıydı, evet, sanırım, değil mi? Üst kısmı çıkıyordu. Evet. Ama gel gelelim onu mağaradayken bayağı bir çamura kile buladığından dolayı artık kullanılmaz bir hale geldi. Evet. Sonra zaten Manfrotto diye geçiş yaptım. Ben yaptım. Evet. Olacağım. Yapacak bir şey yok. Çoğunlukla ben vlog kameramı buna tutturuyorum. Buna tutturarak çekim yapıyorum zaten. Canım, Rode mikrofon gerçekten. Daha kaliteli bir video deneyimi için. Sizler için. Şunu alacağım zaten. Ondan sonra çok önemli bir olay, cüzdan. İkinci parmak. Mamalar. Mamasız dışarı çıkmıyorum. Bu. Powerbank onu da sen al. Tamam oğlum. Sonra. Ben şimdi güç bankasıyım ben şu an. Böyle bir maske kutum var. İçine birkaç tane daha maske ekleyeceğim. İkiden fazla koyduğumda kapanmıyor. Ya evet, tam kapanmıyor ama mutlaka değiştiriyorsun. Yani. Yoyoso'dan aldığım. Ya bayılıyorum gerçekten. O kadar farklı desenleri var ki. Bu bir lens kabı. Çok tatlı. Ama sabah lensini takacağım için onu... Evet. Eskişehir bazen göründüğünden daha soğuk ve Ankara'dan da daha soğuk hissedilebiliyor. Yani çünkü daha önceki gidişlerimde bunu deneyimledim. Bayağı üstümde parkan varken titrediğimi hatırlıyorum. Yani daha önce çünkü etkinlik için falan gittiğimde ama Eskişehir'in bayağı dışına gittik. Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne gitmiştim. Bayağı soğuktu. Şimdi hava tahminlerine göre dinliyorum. Gittiğim trenden indiğimizde 0 derece ve kar yağışlı olacak. Next morning. Enfes bir zamanlama. Bayılıyorum. Saat 10'a kadar kar yağacak diyor. Saat 11'den sonra parçalı bulutlu 4-5 derece. Trenle geri dönüş yapacağım sırada da 1 derece falan. En yüksek sıcaklıkta 5 derece. Yani Mart ayında gidiyoruz ve karla karşılaşırsak artık bilemiyorum. Eskişehir Mart ayı kar. Mart ayının sonundayız yani artık. Saat 5'te falan kalkacağız. Evet, ona göre de yatmamız gerekiyor. Şu an saat 10'u 10 geçiyor. Çok güzel yatırmışım. Bir kafayı bir koydum uyuyorum muhtemelen. Kesinlikle. Gamsız bir insan olarak. Tabii. Değil mi? Yarın sabah 5'te görüşürüz. Thank you.
Günaydın. Herkese günaydın. Evet, bugün neredeyiz? Eskişehir. Evet, bunu valiz hazırlarken söylemiştik tabii. Kahvelerimizi aldık. Ve... Kahvaltıya gidiyoruz. Evet, aslında kahvaltıcı arıyoruz da diyebilirim yani. Çünkü ya internete baktığımızı yani gittik çok beğenmedik gibi. O yüzden, evet, çok küçük bir yer. İnternette öyle gözükmüyordu. Şey yapmadık yani. Geri çıkmak zorunda kaldı. Hani geri çıkmadık aslında. Çok baktık. İçimize sinmeyince ikinci alternatifimize doğru yola çıktık. Ona da yürüyoruz. O yüzden de dedik ki Eskişehir soğuk. Sınav. Kahve aldık ve gidiyoruz. Ve porsuk çayı şurada. Merhaba diyor. Öyle yani. Daha mekanların çoğu da açılmamış ama saat şu an... Evet, saat daha yeni 9. 9.30 falan herhalde değil mi? O zaman kahvaltıda görüşürüz. Her bozuk termos beni bulmak zorunda değil. Kesinlikle değil ama... Buluyor. Buluyor. Her şeyi de beni mi bulur ya? Ve ilk durağımız kahvaltı tabii ki. Acıktık. Yol yürüdük. Evet, yol yürüdük. Teşekkür. Afiyet olsun. Little Kitchen adında küçük tatlış bir yere geldik. Biletlerimizi aldık ve hadi gidelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar, ben burada 550 item Masum Hacettepe'lileri gördüm. Ama yine de siz bilirsiniz. Sonuç olarak herkes farklı şekilde anlamlandırabilir. Değil mi? Evet. Kesinlikle. Aile salonumuz üst kattadır demişler, değil mi amca? Evet, gerçekten üst katta. Yani gitgide üçüncü kata çıktık ve inanılmaz şeyler görürüz. Evet, bayağı inanılmaz şeyler vardı. Yani. Bir şey diyeyim mi? Bizim evde böyle bir şey vardı. Açarak girerdik. Mutfakta. Tam bir 90'lar odası. Şundan anneannem de hala var bu arada. Evet, duruyor. Duruyor yani. Hala. Tip televizyon ve kanal da açık orada. Çok iyi.
kahve, çekirdek, bir sürü sigara içilmiş. İstanbul kağıdı, evet. Sevimli telefon. Bu gibi yapıtı mı? Evet, burada dergi var. Çok güzel. Arkadaşlar bu binayı bu hale getiren gerçekten inanılmaz. Nasıl düzenlemişler, nasıl restore etmişler ya. Baksana temel yok neredeyse. Temeli yok ya. Şu an yani biraz korktum niyeyse. Evet yani o temelin üstündeyiz gerçekten. Wow. Çok iyi gerçekten. Bir şey mi gördün? Yansıtalım şunu. Ha dur, o deminki odanın içi değil mi? Aynen. Aynen. Bakın çok iyi. Şimdi arkadaşlar biraz önce gördüğünüz odayı gösteriyorum. Nasıl ama? İşlemeleri hala duruyor şu duvarın üstündekiler, evet. Değil mi? Nasıl korunmuş? İnanılmaz. Yani bir o restorasyona bakalım, bir de başka restorasyonlara. Siz beni evet. Anladınız. Şimdi önceki halini gösteriyorum. Ve şimdiki hali. İnanılmaz. İnanılmaz. Çok iyi. Tabii korunmasına devam şu duvarları dökmeye sağlıyor. Evet. Çok güzel. Ne aldık? Leblebili kurabiye aldık yani. Çorum, evet. Çorumlu. Çorum'dan ama... almamız gerekiyordu ama sanırım. Eskişehir'de daha güzel. Ama Çorum'da hiç leblebi kurabiyesi görmedim. Ben daha önce leblebili kurabiye yaptım. Leblebi tozundan yapmıştım, evet. Ama buradakileri bayağı seviyorum. Daha önce yemiştik. Bayağı iyi. Selam. Selam tekrardan. Şimdi biz... Nerelere gittik? Kısa bir özet geçelim. Aslında kahve içerken özet geçmeyi planlıyorduk ama şöyle bir durumumuz var. Daha önce gittiğimiz kahveci kapanmış ve evet. Şeye dönüşmüş. Sadece böyle kurabiye dokunup satan bir yere dönüşmüş. Ne kadar zamanım var? Evet. O yüzden bir kahveci arayışının içerisindeyiz. Şu an tam karşımızda bir kahveci var düşünmüyor değilim. İşte evet. Defne Çay Kahveci. Burada şey, kumda kahve falan yürüdü bir yer. Evet. Bizim bildiğimiz iki tane yan yana kumda kahveci vardı burada. İkisi de kapanmış. Neyse o sırada leblebi kurabiyesi aldık. Evet. Leblebi kurabiyesinden önce Odun Pazarı Modern Müze'ye gittik. Zaten tatlı buraları izleyeceğimiz için yani tekrar bir şey yapmamıza gerek yok. Biz kendi kendimize özet geçiyoruz aslında. Evet. Yani nereye gittiğimize. Evet, kendimize bir özet geçmiş olduk aslında. Şimdi Atlan El Sanatları çarşısındayız. Şimdi birazcık turlayalım. Bir sürü hediyelik eşyalar var burada. Çok güzel şeyler var. Umarım kendimizi kaybettik. Umarım. Çünkü geçen sefer geldiğimizde buradan 6-7 parça bir şey almıştık 2,5 sene önce. Hatta bir kısmı şu an evin belli yerlerinde var. Evet. Bakalım şimdi kendimizi kaybedeceğimiz. Ne düşünüyorsunuz? Umarım kaybetmeyiz. Yani evet. Başlayalım.
Çok iyi ya. Evet, böyle üst katı da var bu çarşının. Aynı zamanda oturup çay kahve de içebileceğiniz yerleri var. Evet. Aşağıda. Buradan hediyelik eşyalar var. Hem düze taşından yapılmış şeyler var. Evet, bayağı hoş. Hem de cam yani. Hediyelikler var. Değişik bir şeyler bulursak bakarız. Evet, aynı bence şeyleri almayız ama değişik bir şey yani bulursak tabii ki de alırız. Muhtemelen. Çok. Sunum hakkında. Sunum benim. Yani şöyle bir şey yani. Çok değişik. Yolda gelirken birazcık bozmuş ama orada ay yıldız var. Tarçından yapılmış. Yok canım. Birazcık bir şey üstü hafif eridi. Evet. Bak kaymaktan dolayı. Sanırım şu şerbet olduğunu düşünmekteyim. O şerbet ama ne şerbeti ona bakacağım. Bildiğimiz su. Öncelikle. Ne bilmediğimiz mi var? Gerçekten arka planı mükemmel. Şu an yani. Ne olmak istiyorum şu an kendime. Şey gibi oldum, narsist. Çok iyi ya. Gerçekten Türk bayrağıyla geldim. Sade. Bir bak yazıyor. Evet. Sade diye. Ben şekerli içemiyorum. Evet, çok netlemedi çünkü bende şu an netlik. Hayır. Güzel. Bu sanırım şerbet. Ama ne şerbet? Tarçınlı bir kokusu var bunun. Sen şerbet alıyorsun. Kızılcık. Osmanlı ya da bilmiyorum. Lokusa şerbeti. Lokusa şerbeti de benzer oluyor. Bundan uzak durmam lazım gibi hissettim şu an çünkü tarçın. Hayır alma tabii ki tabağında ama yani. İçme. Yapacak. Ben şu an tabak şeker tatlısı var. Evet. Çok beğendim. Ve o kadar çok hem hediyelik eşya var hem de orada arkadan bana çatal bıçağı gösteriyor. Sonun gelmiş çatal bıçak dümdüz gelir mi? Mümkün değil. Evet, gerçekten en merak ettiğim şey bu. Seni seçtim bakacağım. Ben de bunu seçtim. Bu kirece yatırılmış kabak. O yüzden çıtır. Ben yumuşak olanı sevmiyorum bu arada. Yani muhtemelen şuralara bir yerlere kendi yaptığım kabak tatlısını bırakırım. İşte aradığım kıtırlık bu. Bayağı güzel. Yapmaya çalıştığım şey buydu olacağım. Gerçekten neredeyse 3-4 saat falan kaynattım ama kirece yatırdım falan ama olmadı. Olmadı arkadaşlar, ben elendim yani. Tabii tabii, o zaten şey diyordu, manda kaymağı diyordu. Bir üstüne şey ceviz ve tahin dökülmüş.
Ben bayağı sevdim. Ben zaten tatlıyı severim. Hani Mersinliler, Hataylılar zaten bilir yani bunu. Mersin'de kerebiçin yanında kabak tatlısı görürsünüz yani. Kerebiç zaten var, kabak tatlısı da var. Bunu nasıl yiyorsun? İkisini aynı anda yemiyoruz. Ben bunun tersini alıyorum. Beraber yiyince daha güzel. Bence Türk kahvesinin yanına çok doğru bir tercih yapmışız. Ben acaba porsiyonu daha büyük olup yiyemeyiz falan diye düşünmüştüm ama. Güzel oldu. Kahvede zaten geleneksel Türk kahvesi seçtik. Kadrajıma girdim. Yakalandım. Evet, burası hala Ayten Usta Gurme'deyiz. Üst katı böyle. Hem resim sergisi hem de güzel ambiyansı olan bir ortama dönüştürmüşler. Gerçekten çok güzel. Eskişehir'e yolunuz düşerse mutlaka uğrayın diyebileceğim bir yer. Resimlerinde mutlaka şunu kullanıyor. Evet. Hepsinde var. Bir seri galiba ama o. Evet. Uzaklara Yolculuk serisi. Uzaklara Yolculuk, Alacakaranlık. Evet. Tam mevsimler. Evet. Güzel. Yukarıda da var. Orada da yeşilin tonları. Şurası da. Ve odun pazarının içinde. Müthiş bir manzarası var. Keşke buralarda da oturuluyor olsa. Evet. Ama işte sanırım çok kaotik olurdu. Yani burada oturulması. Vizelerin. Sanırım bunu alacağım. Beze en sevdiğim şey gerçekten ve üstü sanırım arka fıstıklı süslemeli. Bir de şeker ya, renkli renkten demişler sanırım. Evet. Normalde öyle olmuyor. İçi fındıklı falan oluyordu ya. Tabii. Hani. Her anneanneme gittiğimde mutlaka o akide şekerlerinden yerdim. Değil mi? Sen benimle geliyorsun. Şu an gidiyorum. Görmek herhalde. Evet. Wow. Çeşit çeşit sirke var. Kiraz sirkesi var arkadaşlar. Ben de onu gösterecektim. Şurada da var. Kiraz sirkesi. Kiraz sirkesi. Kekik sirkesi, alıç sirkesi. Olca. Yukarıda benim kalabalık geldi. İki tane bastet var. Evet. Kuş kornu sekmesi, çilek reçeli. En sevdiğim reçel zaten çilek reçeli. Şeftali reçeli. Alalım bir tane. Bilmiyorum, içine baksana. Nasıl? Baya çilekler dolu. Tanemleri büyük. Tarih falan nasıl mesela? 4 Mart 2023 diyor. Bilmem alalım mı? Ama sen de yersen. Ben çok yemem. Ben tabak aldığında çok yemiyorum ama hani alırsan destek atarım yani yemek konusunda. Sen de daha çok yiyorsun destek sen. Destek atman gerekiyor çünkü harlı pekmez ister misin hocam? Şurada. Yok ben almıyorum pekmez. Pekmez. Mandalina şekerlemesi. Yok şurada kabak tatlısı varmış. Kestane şeyi var.
Ben bir an onları turunç reçeli falan zannettim. Yok, domates değil. Reçeli var. Patlıcan reçeli. Çok burada. Gerçekten. Patlıcan reçeli. Ah aman tanrım. Şeye benziyor. Kornişon, o turşu evet, var ya. Evet, kornişon turşuya benziyor. Onu diyecektim ben. Turşu bu. Bunun mandalina içinde koca koca mandalina var. Güzelmiş. İyi o zaman o çilek reçelini alalım. Tamam. Bir tane çilek reçeli. Bir daha. Meze alıyoruz. Tamam. Orcik mi? Ne? Orcik ne yapıyor? Orcik. Orcik. Orcik ne arkadaşlar? Eskişehirliler yazsın. Nedir bu? Üzüm suyundan üretilmiş şeker içermiyor. Şeye benziyor. Hani şu içi cevizli. Cevizli böyle. Sucuğa benziyor. Sucuk. Aynen. Şekerli sucuktan bahsediyoruz tabi. Hani anlamışsınızdır muhtemelen ama. Tahin var. Tahin var. Dut pekmezi falan var. Yok ben anlamam ya. Kestane şekeri. Kuşburnu var. Evet. Kuşburnu var. Karıştıra karıştıra. Gerçekten karıştırarak yapıyorlar. Ne yapayım? 3 yaşında çocuk ne diyecek? Karıştır karıştır diyecek. Reçeli falan da var. Fiyatları da bu şekilde. Ve tabii ki Eskişehir'e gelip çiğ börek yemeden olmaz. Çiğ börek. Ama biz gene geçen sefer geldiğimizde de aynı şey yaşamıştık. Evet, şu anda arkadaşlar, da. Arkadaşlar bu bir porsiyonmuş arkadaşlar. Şu gördüğünüz şey. Kaç beş tane var? 5 tane var arkadaşlar. Geçen sefer de biz kaç tane olduğunu sormayı unutmuştuk. Şimdi unuttuk. Evet yine unuttuk. Allah kahretmesin. Ve bu bana kesinlikle çok... Artık paketine kırırım ne yaparım bilemiyorum yani. Hadi biz kaçtık. Başka bir şey dileseyim sizin. Şu an en önde oturuyoruz. Bu yani modumu yükseltti şu an. Ben de bir şey sattım. Tabii canım. Ciğer Cihamet'e geldik. Biraz sonra muhtemelen yani kendi sesimizi bile duyamayacak duruma geleceğiz. Şu an acaba sen duyuyorsun. Evet şu an duyuluyor muyum onu da bilmiyorum. Sardım babam verdiler,
Alarım seni, ana buydu diler, canavim dediler. Shut up.